İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bu dersimizde Blender'da, Fluid Designer'da kendi penceremizi nasıl tasarlıyoruz onu inceleyeceğiz. Önce yapacağımız nasıl bir eleman olacak onu inceleyelim. Bir tane duvar koydum ve bir tane de altına floor, taban ekledim. Duvarımıza bir tane dersten önce yaptığım ve bu derste yapacağımız pencereden bir tane alıp koyalım. Windows kısmına girdim. Şurada Custom pencere ismini verdiğim pencereyi sürükleyip içerideki duvarın üzerine mouse'un sol butonuyla tıkladım. Tam ortaya yerleştirmesi için Center'ı seçtim. OK butonuna bastım. Bunu yaptıktan sonra render görünümüne geçiyoruz. Arka plana bir resim atalım. Bunu da attıktan sonra bu şekilde penceremiz hazır. Bu pencerenin özellik olarak çok fazla karışık olmaması için sadece çerçeve kalınlığını değiştirebiliyoruz. Bunu şu şekilde yapabiliriz. Sağ butona tıkladığımız zaman prompt kısmına giriyoruz ki bunu biz tanımlayacağız. Çerçeve kalınlığı diye bir seçenek var. Onu değiştirdiğimiz zaman bu şekilde tabii ki bu kadar kalın çerçeve olmaz ama en azından bir ayar olarak bunu koyacağız. Eğer sıfıra kadar getirirsek ve ondan sonra geriye doğru gidersek de bu sefer de çerçeve tersine doğru büyüyor. Şimdi bunu yapmaya başlayacağız. Dosyayı yeni baştan açtım. Yalnız bir de o önceden oluşturduğum iki dosya yeri şurası. C klasöründe Fluid Data'nın içerisinde Fluid Designer klasöründe Product altında Wall Components yani duvar elemanlarında Windows'un içinde ki daha önceden oluşturduğum şu iki dosyayı siliyorum. Onları bir daha yapacağız. Bunu kapattım ve tekrar Fluid Designer'ı açtım. Bu sefer doğrudan doğruya Product üzerinden gideceğiz. Yani Smart Groups'ta biliyorsunuz önce parça, parçadan Insert, Insert'ten de Product yapıyorduk. Bu kez fazla karışık bir eleman olmadığı için doğrudan doğruya Product'la başlayacağız. Product'ta da normalde bildiğimiz gibi orijin noktası objeye karşıdan bakarken karşıdan bu şekilde bakıyoruz. Yani Y istikametinin pozitif yönüne doğru bakarken objenin ön tarafı bize doğru bakıyor. Bu durumdayken orijin noktası hep sol arka köşededir. Bu pencere için şöyle yapıyoruz. Y ekseninde hareketi sağlayan kontrol noktasını seçip diğer tarafa alıyoruz bir miktar bu şekilde. Bunu yaptıktan sonra artık sağ taraftaki menüyü açıp oradan product kısmında objeler kısmına giriyoruz. Burada defaultta zaten mesh'tedir. Hiç şu anda tanımlı bir mesh yok çünkü ekranda sadece bir şablon var. Add mesh diyorum ve bunun ismini de pencere parça diyelim. OK butonuna bastım. Bunu oluşturdu. Şimdi bununla ilgili bir takım işlemler yapacağız. Bir kere ilk yapacağımız işlem şu olacak. Bu şekilde biraz dar oldu bu pencere yapmak için. Genişletmemiz lazım. Onun için şöyle yapalım. Önce şablonu genişletiyorum. Bu şekilde. Daha sonra da objeyi genişletebiliriz. Objeyi genişletmek için onun sağ tarafta kendi kısmında şurada pencere alt çizgi parça ismini vermiştik. O seçiliyken dimension kısmından x yönündeki dimension'ı bu şekilde arttırabiliriz. Eğer product'ınk ile aynı yaparsak product'ın x dimension'ını da yuvarlak bir sayı yapalım. Mesela 1300 olsun. Ötekini de yani içindeki objenin de 1300 yaparsak tam üst üste oturmuş olurlar bu şekilde. Evet, şimdi artık edit moda geçip ortadaki çerçevenin ortasında kalacak kısmı ayırabiliriz. Ctrl R'ye basıp loop cut'ı iki kere oluşturduk dikine. Aynı işi Ctrl R yatayda da yapıyoruz. Böylelikle tam ortada bir yüzey oluşmasını sağladık.
Kontrol tab tuşuna basıp selection modunu face yani yüzey select moduna getirdikten sonra tam bize bakan ortadaki yüzeyi ve onun tam arkasındaki yüzeyi her ikisini birden seçtikten sonra extrude diyorum ama hiçbir yere hareket ettirmeden olduğu yere bırakıyorum. Tam yandan bakarken daha kolay olması için ve wireframe modunda işte bunlar extrude yaptığımız iki yüzey. Bunları scale G diyerek birbirine yaklaştırıyoruz. Madem bunlar ince bir cam olacak ortada. Bu şekilde incelttim. Tekrar Z'ye basıp bakacak olursak bu şekilde bir duruma getirdik. Şu anda her iki taraftan da bir girintisi var bunun. Ve bunun küçüklüğünü, büyüklüğünü ayarlamak için her bu dikey çizginin altına birer empty objesi, aynı şekilde her yatay orta çizgilerin yanına da birer tane empty objesi koyacağız. Ve onlar bu sınırların kontrol objeleri olacak. Şimdi onu yapmaya başlayalım. Obje moda geçtim. Sağ taraftan madem empty objesi yaratacağız, empty kısmına girdim. Burada artık add empty diyerek başlıyoruz. Şu use as mesh hook muhakkak seçiyoruz. Çünkü bu empty objesini bir kontrol objesi olarak kullanacağız. Yani vertexleri hareket ettirecek. Dolayısıyla onun için bu seçeneğin seçilmesi şart. Bunu seçtiğimiz zaman Fluid Designer OK butonuna bastığımızda sırf bu empty objesi için mesh objesinde bir ayrı bir vertex grubu oluşturacak bizim için. İçi boş olacak. Biz onun hangi vertexleri kapsayacağını söyleyeceğiz. O da o vertexlerin bu empty objesi tarafından hareket ettirilmesini sağlayacak. İsmini de parça x1 dimension diyelim. OK butonuna bastım. Onu oluşturdu. Nerede? Şu serbest harekette şurada. Serbest harekete G'ye basıp geçtikten sonra bir elimiz kontrol tuşuna basılıyken yaklaşırsak eğer pencerenin cam kısmının sol dikey hizasına geldiğimizde otomatik kendisi yerleşti. Şimdi bir tane daha istiyorum. Bunun sadece şu x1 yerine x2 yazıyorum. OK butonuna bastım. Ona da G dedikten sonra yine kontrol tuşuyla tam dikey ikinci sağ tarafının hizasına yerleştirdim. O ikisi tamam. Bir tane daha istiyorum. Bu sefer Y1 olacak. Y1 yapıyorum ismini. OK butonuna bastım. Onu da aynı şekilde dikey kenar üzerinde ama pencerenin alt hizasına yerleştirmek için G'ye bastım. Evet şurada. Kontrol tuşuna da basarsam tam aynı hizaya yerleştirir. Bir tane daha istedim. Bunun ismi de Y2 olacak. Sonuncu zaten bu. 4 tane hepsi. Onu da G dedikten sonra üst pencerenin üst hizasında, daha doğrusu cam kısmın üst kenar hizasında ama en kenardaki dikey hattın üzerinde yerleştirdim. Böylelikle 4 tane empty objesini oluşturduk. Şimdi bunların hareket ettireceği vertexlerin neler olduğunu söyleyeceğiz. Ayrıca dışarıdaki şablonun da biliyorsunuz hareket ettirmek için köşe noktaları var. Onların da hangi vertexleri hareket ettirmesi gerektiğini söylememiz lazım. Onları söylediğimiz zaman istediğimiz şekilde genişletip daraltabilir hale geleceğiz. Şimdi başlayalım. Edit moda geçeceğiz. Objeyi seçtikten sonra. En son yüzey select modunda kalmışız. Mesela X yönündeki hareket edecek olan yüzeyler şunlar. Yani biz kendimiz hareket ettirirsek bu şekilde. Ama bunu alttaki şu küp şeklinde, mavi küp şeklindeki empty objesine bağlamak için şöyle yapıyoruz. Yukarıdan objeye geçiyoruz. Objede de vertex grupları kısmına giriyoruz. Burada en üstteki X dimension üzerini mavi yapıyoruz. Yani sol butonuna tıklıyoruz ve assign diyoruz. Bu kadar bir işlemle o tamam. Şimdi gelelim Y yönündekine. Y yönündekileri bu şekilde seçmek için tek tek şöyle önce büyük yüzeyleri seçtim. İç yüzeyi seçtim şuradan. Bir de onun şu kenar yüzeyleri var. 1, 2, şöyle üst tarafta ve şöyle kaydırırsak şuradaki. İşte bu yüzeylerde bir kontrol edelim gene. Kendimiz hareket ettirelim. Şöyle bu şekilde hareket etmesi için Y dimension vertex grubu seçiliyken assign butonuna bastım. Onlar da ona bağlandılar.
Şimdi bir de Z var. O da Z ekseninde yukarı doğru bakan 3 tane yüzeyi seçtim. Z dimension'ı aktif hale getirdikten sonra assign butonuna bastım. Şimdi sıra geldi. Bizim kontrol için kullanacağımız empty objelerine. Onların ifadeleri burada. Yani biliyorsunuz 4 tane empty objesi vardı şu ilk yaptığımızda. Onun hareket ettirecek olduğu vertexler. Vertex select moduna geçiyoruz ve seçiyorum şimdi. Circle seçeneğiyle tam onun hizasındaki vertexleri seçtim. Yine de bir bakalım. Yapacağı hareket bu olacak. İlk empty'nin. Dolayısıyla assign butonuna bastım. Onu tanımladım. Şimdi tekrar diğerini yapmak için bir sağdaki empty'nin decay hizasındaki vertexleri seçtim. O şu ikinci sıradaki. Onu mavi yaptıktan sonra assign dedim. O da tamam. Şimdi sıra yatay sıradaki birinci empty'nin hareket ettireceği vertexleri belirlemeye sıra geldi. Onları da seçtikten sonra bu şekilde yatayda onu da inceleyelim. Yani yukarı doğru olduğuna göre bu şekilde olacak. O da parça Y1 dimension ve son olarak da onun üstündeki vertexleri seçiyoruz bu şekilde. Onlar da parça Y2 dimension'ın hareket ettireceği vertexler. Hepsine assign yaptıktan sonra çıktığımızda bir de connect hooks düğmesine basıyoruz ki o aradaki bağlantı kurulsun. Şimdi bir deneyelim. Önce sadece x eksenindeki kontrol noktasını hareket ettiriyorum. O tamam. Eğer hata varsa düzelteceğiz. Şu y ekseninde hareketi sağlayan kontrol noktasını, şablonun köşesindeki kontrol noktasını seçtim. O da tamam. Z'dekini seçtim. O da tamam. Bir de şu içerideki cam kısmın empty objelerini seçelim. Şu biraz zor gözüküyor ama şöyle gösterirsek bir tane şurada var, bir tane şurada var. Tersten bakıyorsak şöyle bakabiliriz. İki tane de bu tarafta var. Şimdi onları kontrol edelim. Yine şu açıdan bakalım. Mesela bu içerideki cam kısmı sol kenarını hareket ettiren vertex ters olmuş. Ötekine bakalım. Sağdakini seçtim. O da öbür kısmı hareket ettiriyor. Onu düzelteceğiz. Bir de şu alt ve üsttekilere biz göz atalım. Onlarda bir problem yok. Yalnız ötekini düzelteceğiz. Neden ters oldu dersek, şu soldaki empty objesi bu x1, sağdaki x2. Bakalım şimdi. Bütün vertexleri seçilmişi bıraktıktan sonra x1'in vertexleri yanlış seçilmiş sağ taraftaki. Şöyle yapıyoruz, remove diyoruz ve doğru vertexleri işaretleyip tekrar assign diyoruz. O tamam. Diğeri select diyorum. O da sol taraf olmuş yanlışlıkla. Onu da remove dedikten sonra yani bu vertexleri devre dışı bıraktıktan sonra sağdakileri seçiyorum. Ve assign butonuna bastım. Şimdi tekrar bir kontrol edelim. Zannedersem tekrar connect hooks düğmesine basmamız gerekiyor. Evet onu düzelttik. Şöyle iyi bir açıdan bakabilirsek şöyle. Pencereyi içindeki cam kısmını daraltır hale getirdik. Şimdi bunu bir de bir prompta bağlayalım. Yani menüdeki bir sayıya bağlayalım. Bu kenardaki genişlikleri yani şöyle çizecek olursak bu sağ taraftaki genişlik boşluk veya şey diyelim çerçevenin bu çok geniş tabii şu anda bu kadar geniş çerçeve olması mümkün değil ama şimdi ayarlayacağız onu. İşte bu mesafelerin hepsini aynı yapıp tek bir sayıya bağlayacağız. O sayıyı da şu şekilde ayarlayacağız. Bir prompt menüsünde menüde bir prompt için yer açacağız. Çünkü şu anda mesela açtım menüyü. Burada standart değerler var. Yani X, Y ve Z eksenlerindeki dimension, location ve rotation var. Diğer kısımlarda herhangi bir şey yok. Biz buraya araya bir tane prompt ekleyeceğiz. Onu nasıl ekliyorduk? Product'a geçiyoruz. Prompt kısmına geçiyoruz. Şu anda herhangi bir tanımlı prompt yok. Add tab diyoruz. Yeni oluşturacağımız prompt'un adı main options olsun. Okey dedik. Sadece bu kadarlık işlemle biraz önce biliyorsunuz şurada yoktu bu. Prompt buraya geldi. Ama tıklayınca bir şey olmuyor şimdi de. Onu da yapacağız.
Yeni bir o add prompt'a tıklayınca bir şey gözükmesi için şurada add prompt düğmesine basıp buradan şöyle diyelim. Çerçeve kalınlığı diyelim. İsmini verdiğimize göre komple küçük harf olsun. Çerçeve kalınlığı dedik. Ve bunu kullanacağız şimdi. Bunun tipini distance yapıyoruz. Yani slider şeklinde ayarlanabilsin. Bunu bu şekilde OK dedik. Değerini de 20 mm yaparsak 2 santim olur. Biz bunu 50 yapalım. 50 mm. Default değeri bu. Şimdi sıra geldi. Şu empty'lerin tek tek seçerek şu birincisiydi. Onu seçtim. Sırayla yapacağım. Sağ tarafta obje kısmına giriyorum. Onlar burada da var. 4 tane empty objesi burada sırayla seçilebiliyor ve ayarları değiştirilebiliyor. Yani product'ta obje kısmına giriyoruz. Orada da empty bölümüne geliyoruz. 4 tane empty'miz burada. Şimdi birinci empty seçiliyken şuradaki info düğmesine basıyoruz. İşte bunun location ve rotation ayarları burada. Burada bize sadece lazım olan hangisi bakalım. Şu x değeri. Demek ki diğerlerini kilitleyebiliriz. Onlarla işimiz yok. Ve bu bir tanesini de doğrudan doğruya biraz önce tanımladığımız kalınlık değişkenine bağlayacağız. Onu yapabilmek için buradan add driver, add single driver diyoruz. Aşağıdan driver kısmına giriyoruz. Şu transform'u minimize edelim. O bize şimdi lazım değil. Bir de bize standart verdiği bir değişken var. Onu da kullanmıyoruz. Çünkü biz değişkeni nereden alacağız? Product'taki prompt kısmında biraz önce tanımlamış olduğumuz default değerinde verdiğimiz çerçeve kalınlığı isimli değişkeni kullanacağız. Bunu kullanacağımızı söyledik. O da bize dedi ki onu kullanacaksanız bu isimden kullanın. Ctrl-C'yi kopyaladım. Yukarıdaki sayının olduğu yere onu yazdım. Ben onu yazar yazmaz çerçeve kalınlığı için değer verdiğimiz değer ters yönde olduğu için şu anda öbür tarafa doğru gitti. Onu düzeltmek için hemen şöyle bakalım. Prompts'a girdik. Çerçeve kalınlığı 50 mm. Bunu diğer tarafa doğru arttırıyorum. Bu şekilde. Aslında tam sağ tarafta olacakmış. O zaman şöyle yapacağız. İfadeyi değiştireceğiz. Çerçeve kalınlığı tek başına olmayacak. Ona bir de yine product'ın yani dış şablonun x dimension değerini ilave edeceğiz. Ve onu alıp yukarıdaki ifadede çerçeve kalınlığının önüne koyup bir de eksi işaretiyle yani çerçevenin x yönündeki genişliğinden çerçeve kalınlığı kadar geriye kadar taşınmasını sağlamış oluyoruz bu şekilde. O zaman ifadeyi de tekrar düzeltiyoruz menüdeki. Gene bunu 20 mm yapıyorum. Böyle yaptığım zaman diğer taraf tam kenara gelmiş oldu. Şurada çok ince bir çerçeve kalınlığı yapmış olduk şurada. Şimdi aynısını diğer taraf için yapacağız. Yine şöyle bakalım. Bunu hareket ettiren empty objesi buradaydı. Şimdi diğerini seçiyorum. Diğeri x2. Onun da yine sağ taraftaki listedeki yeri ikinci sırada. Info kısmına girdim. Onun da yine x değerini kullanıyoruz. İşte bu doğrudan doğruya burada parça kalınlığının çerçeve kalınlığı değişkeninin kendisini kullanacağız. Diğerlerini kilitliyorum. 3 tanesini ve buna bir driver, add single driver dedim. Driver kısmına girdim. Şu standart olarak verilen variable'ı kaldırdım. Çünkü değişkeni product'tan alacağım. Orada prompts kısmında çerçeve kalınlığı. Bu sefer x dimension'a gerek yok. Doğrudan doğruya çerçeve kalınlığını kullanacağız. Çünkü o bu taraftan başlıyor. Onu kopyalıyorum ve yukarıdaki yerine yazıyorum. Şimdi sıra geldi alt ve üst değerlere. Onları yapmak için de yine listeden bu sefer Y1'i seçtim. Y1 hangisi? Şuradaki Y1. Bunu aşağı yukarı indirip çıkarttığımız zaman ayarlamayı yapabildiğimize göre onun da info kısmındaki değerine bakıyoruz. Hangisiymiş? Şu Z değeri. En aşağıdayken 20 mm. Bunu kullanacağız. Diğerlerini kilitliyorum. Ona bir driver veriyorum. Driver kısmına giriyorum.
ve product kısmından sadece yine çerçeve kalınlığını isteyip onu da yine denklemde aynı yere yazıyorum. Böylelikle o çerçeve de en alta gitti. Şimdi sonuncuya geldik. O da Y2. Yani şu en son sıradaki info kısmında o da yine Z ile ilgili. Diğerlerini kilitledim. Ona bir driver veriyorum. Add single driver. Driver kısmına girdim. Ve onu da hem tahmin ediyorum Y dimension olacak. Hem de çerçeve kalınlığı ikisini birden istedim. Dimension Y'yi kopyaladım. Bakalım değerine kaçmış onun. Altında yazıyor çünkü. 5.9 olması mümkün değil. Çünkü 25 var yukarıda. Dolayısıyla bunu kaldırıyorum. Tekrar product'tan bu sefer Z dimension'ı istedim. 12.34. O daha mantıklı gözüküyor. Kopyaladım. Yukarıdaki yerine yazdım. Ondan bir de çerçeve kalınlığını düşersem, o kadar daha aşağıdan başlaması için onu da yapmış olduk. Şimdi bu kadarlık ayarlamayla yaptığımız işlem sonucunda içteki cam kısmın kalınlığını tek bir değişkene bağlamış olduk. Yani prompts menüsünde şu sadece çerçeve kalınlığını artırıp azaltarak içerideki cam kısmı küçültüp büyütebiliyoruz. Bu işlemi tamamlamış olduk. Şimdi materyalleri de tanımlayacağız. Materyalleri tanımlamak için şöyle yapıyoruz. Obje kısmına giriyoruz. Objeyi seçiyoruz tabii önce. Objeyi seçtiğimiz nereden anlıyoruz? Sol alt köşede pencere parça ismini vermiştik. Onu görmemiz lazım. Bu durumda sağ tarafta materyal kısmına giriyoruz. Herhangi bir materyal tanımlanmış değil. Biz iki tane istiyoruz. Bir, iki tane istedim. Üstteki materyalin ismi çerçeve olsun. Yani beyaz bir renk verebiliriz. Diğeri ise, alttaki ise ona da cam diyelim. O da tamam. Şimdi bir de bunun materyallerini verelim madem. Sol taraftan interior materyalsi giriyorum. Orada önce plastik kısmından beyaz bir rengi içeri sürüklüyorum. Onu sadece şu çerçeveye atayacağım. Onu check yaptım. Yani seçtim. OK butonuna bastım. Bir de glass lazım. Renksiz glass'ı içeri aldım. Mouse'un sol butonuna tıkladım. Onu da materyal listesinde sadece cam için kullanacağımı söyledim. Bir de bunların hangi yüzeylere ait olduğunu edit modda da söylemem lazım. Face Select modunda sadece camın olduğu yüzeyi ön taraftan ve arka taraftan seçerek bu şekilde sağ tarafta glass maviyken assign diyerek belirtiyoruz. Diğer bütün kısımları da kendisi de dahil olabilir. Çünkü override yani ikinci sırada tekrar o düzenleme yaptığı için birinci sıraya her tarafı beyaz yapabiliriz. Şimdi bir de inceleyelim bakalım bunu. Render kısmına geçiyorum. Arka plana bir yine resim koyacağım. Resmi koyduk. Şu anda bu cam materyalinin çalışmadığını gördük. Şöyle yapıyoruz. Tekrar materyal kısmına geçiyoruz. Edit moda geçeceğiz. Objeyi seçtikten sonra. Bütün vertexler veya yüzeyler seçiliyken U tuşuna basıyoruz. Smart UV Project seçeneğiyle unwrap işlemini yapmayı unutmuştum biraz önce. Onu yapıyorum. Tekrar obje moda döndüm ve yukarıdan da render kısmına girdiğim zaman hala daha görmedik. Bakalım neden. Tekrar materyal kısmına girdim. Şu materyal atama işlemini tekrar yapalım. Bu sefer şu üstteki materyal için ön ve arka cam yüzeylerin bulunduğu yüzeyleri devre dışı bırakacağım. Onları devre dışı bıraktım. Bu şekilde. Bu durumdayken assign butonuna bastım. İkinci sıradaki için sadece cam olacak yüzeyleri seçiyorum. Öndekini seçtim. Arkadakini de bir elim shift tuşuna basılıyken onu da seçtim. İkinci sıradaki için assign butonuna bastım. Şimdi tekrar bakalım olacak mı? Evet, o şey yüzündenmiş. Önce üstteki materyali, sonra alttaki materyali tanımlıyoruz. Bir de tam hangi yüzeyler hangi materyale ait olacaksa o tanımlamayı yapmamız gerekiyor. Şimdi bu pencerede bir tek eksiğimiz kaldı. Bunu duvara yerleştirdiğimiz zaman kendi alanı kadar, kendi kütlesi kadar bir delik açılması lazım duvarda. Bunu yapmak için şöyle bir yöntem düşünmüşler.
Bu seçiliyken yine product kısmında, object kısmında ve mesh kısmında bu sıralamayla gidiyoruz. Product, objects ve mesh kısmında bize yeni bir mesh gerekli. Tam bu ölçülerde. Dolayısıyla add mesh diyorum ve bu mesh'in ismi de muhakkak şu şekilde olmak zorunda. Bool obje. Bu ismi veriyoruz. OK butonuna basıyoruz. O ikinci sıradaki mesh şu anda. Onunla ilgili bir işlemimiz var. Edit moda geçiyoruz. Onun tam pencere kısmında olan büyük yüzeyini ve arka tarafındaki yüzeyini siliyoruz. Bunu silmek için önce bizden yana olan büyük yüzeyini seçtim. Mouse'un sol butonuyla. Sonra arka yüzeyindeki büyük yüzeyi de seçeceğim. Onu da seçtim. Şu anda ikisi seçili. Bu ikisi seçiliyken X tuşuna basıp Only Faces, sadece yüzeyleri sil seçeneğiyle onu sildim. Kalan kısmın nasıl olduğunu merak ediyorsak şöyle yapıyoruz. Bütün yüzeyleri seçtim. Şöyle geçici olarak yukarı çıkartayım. Şöyle bir obje haline getirdik. Yani bir kasa şeklinde. 3 boyutlu değil. 4 tane plane objesi. Ama orta kısım boş olacak. Yani özelliği bu. Onu gene yerine geri bıraktım. Bunun bir de renderde gözükmemesi için. Çünkü sadece boolean işlemi için bir şablon vazifesi görecek o. O yüzden şu göz resmine tıklıyoruz. Kafes moduna geçiriyoruz, wire moduna. Bir de Show in Viewport Render seçeneğini kaldırıyoruz. Yani renderde gözükmesini istemiyoruz. Bir şey daha var, ayar daha var son olarak. O da yine bu bool objesi seçiliyken vertex kısmına geçiyoruz. İşte burada bir seçenek var. Use as wall subtraction. Yani duvardan bir parça çıkarmak için kullan seçeneğini de tıkladık. Bunu tıkladığınız zaman o satırda en sağda şöyle bir kafes resmi ekrana geliyor. Bakın kaldırıyorum tekrar. O yok. Koyuyorum. Tekrar geldi. Böylelikle bu ikili mesh sayesinde bunu duvara koyduğumuz anda şu ikinci obje duvarla bir boolean modifier'ı işlemine girerek kendisi kadar bir alanın tamamen çıkartılmasını sağlayacak. Onu birazdan wall, duvar eklediğimiz zaman onun modifier kısmında da göstereceğim ayrıca. Bu tanımlama bu kadar. Şimdi tekrar obje moddayken bunu kaydedeceğim artık. Dolayısıyla file, save as, bu product olduğuna göre product kısmına giriyorum. Orada 4 ana grup vardı. Wall components, yani duvar elemanları kısmına giriyorum. Onun altında da 4 tane, bir tanesi geçen derslerden kaldı. Ama şu Windows orijinal, yani kendi C'yle beraber gelen bir klasör. Zaten 2 tane de pencere veriyorlar. Bir tanesi tek parça pencere. Bir tanesi de 3 kanatlı pencere. Şimdi bir tane de biz yapıyoruz. Buna da custom window diyelim. Biz yaptık çünkü. Custom window dedim ve kaydettim. Bir de bunun image dosyası lazım. Şu sol taraftaki bu resimler gibi bir resim koyabilmemiz için. Ayarlamayı rahat yapmak için yukarıdaki render kısmından kamera ve ışığın bizim için ayarlanmasını sağlayan şu komutu uyguluyorum. Ve sadece objeyi biraz daha sağ tarafa alıp şöyle yakından bir pozisyondayken F12'ye basıp renderini aldım. Arka planda resim durduğu için bir resim koymuştuk biliyorsunuz. Onu aslında değiştirelim. Şöyle yeşil bir resim olsun. Yeşillik olsun. Tekrar F12'ye basıyorum. Böyle daha iyi. Bunu bir thumbnail image dosyası olarak kaydetmek için aşağıdan image, save as image dedikten sonra şu anda oradayız. Okursak yukarıdan Fluid Data'da, Fluid Designer'da, Product kısmında, Wall Components'te ve Windows'un içindeyiz. İşte buraya biraz önceki kaydetmiş olduğumuz dosyanın ismi şurada da var. Custom Window. Bunu yazıyoruz. Yani aynı isimli olması şart. Preview resim dosyasının yan tarafta gözükmesi için. Şu anda işlemler tamam. Dosyayı yeniden açacağım. New dedim. Dosyayı yeniden açtım ve şöyle bir bakalım. Burada bir şeyi unuttuk ama onu madem göstereyim. Shift A, draw wall dedim. Duvarı buraya ekledim. Bir tane floor ekleyelim dibine.
O pencereyi de buraya atalım. Yalnız şu yere bir materyal verelim. Evet, her şey beyaz olduğu için tam anlaşılmıyor. Flooring'den şöyle bir aşağıya materyal koyduk. Şimdi bu duvara o pencereden, bizim bu derste yaptığımız pencereden koyacağız bir tane. Wall Components'te Windows kısmına girdim. İşte bizim yaptığımız pencere şu. Onu içeriye aldım. Duvarın üzerine tıkladım. Merkeze yerleştir dedim. Aşağıya yerleştirdi şu anda. Yukarı çıkarmamız için tekrar biraz önceki orijinal blend dosyasında bir düzenleme yapacağız. Ama bu haliyle önce bir bakalım. Render kısmına girdik. Arka plana da bir yine Word kısmından şöyle bir resim atalım. Şimdi burada pencerenin cam kısmı çalışmadı. Onun sebebi şu. Tam sınırda bulunuyor ön yüzey. Windows seçersek bu şekilde seçtik. Şu anda bu pencerenin yüzeyiyle duvarın bize bakan yüzeyi tamamen aynı hizada. Çok az bir miktar ön tarafa çıkması şart. Şu anda oradan değil de şu şekilde yapalım. Location için bakıyoruz. Evet, bize doğru şu şekilde geliyor. Bu Boolean işlemi için muhakkak çok az bile olsa duvarın her iki tarafından da az bir miktar çıkması lazım. O düzenlemeyi birazdan o orijinal blend dosyasında yapacağız. Mesela -7 mm, yani 7 mm bizden yana çektim. Bu yeterli gelecek. Eğer tekrar rendere geri dönersek onun normal şekilde çalıştığını göreceğiz. O halde öyle yapalım. Düzeltmelerimizi yapalım. Buraya tekrar döneriz. File Open Recent. Şu en üstteki Custom Window Blend dosyasını açtım. Buydu dosyamız. Öncelikle pencereyi 1 metre yukarı çıkartalım. Location kısmında Z yerine 1000 yazıyorum. Böylelikle 1 metre yukarı çıkardık. Bir de yine Location kısmında Y yerine -10 olabilir. -10 yazarsam ters tarafa yapmadıysam eğer şöyle tam yandan bakalım. Evet, şu Z ekseni, Z ekseninden tekrar onu gösterirsek şöyle 0, Y 0 iken böyle çalışmıyor Boolean. Çok az bir miktar içeri tarafa doğru taşıdım. Dolayısıyla o düzeltmeyi her seferinde yapmama gerek kalmayacak. Ctrl C ile bunu kaydettim. Tekrar bir deneyelim şimdi. Yeni bir dosya açalım. Ve duvarları koyalım. Shift A, Draw Wall, OK. Bir tane daha koyalım. Bu sefer Shift A, Draw Wall sağ tarafa doğru. Bir tane de taban kısmı koyalım. Taban kısmının materyalini, interior materials de flooring'den bir yerler için bir materyal koyalım. Şimdi pencereleri koyacağız. Artık sol taraftan product kısmına giriyoruz. Wall Components'te Windows'a girdik. Bizim penceremiz burada. İçeriye taşıdık. Karşı duvara tam merkeze koymasını söyledik diyeceğim. Merkeze koymayalım. Left diyelim. Ve sol taraftan da bir offset verelim. Mesela 20 santim içeriden başlasın. Bu şekilde. Yanına bir tane daha sığması için bu duvarın genişliğini biraz değiştirmemiz lazım. Şu şekilde arttırıyorum. Bu arada floor yeniden düzenlenmesi lazım. Onu da dimension'ın x yönünde bu şekilde arttırabiliriz. Eğer tam arttırmak istiyorsak karşı duvarın genişliğini okuruz veya ona normal bir değer veririz. Aklımızda kalabilecek 4000 değerini verdim. Aşağıdaki floor'a da aynı değeri verirsek tam aynı hizada olmalarını sağlamış oluruz. Bize de pencere için bir yer açıldı. Bir tane daha pencere istiyorum. Onu da bu sefer sağ tarafına, duvarın sağ tarafına koy dedim. Tam sağa yanaştırdı. Offset verecektim halbuki. O zaman bunu seçiyorum. Şöyle manuel olarak x ekseninde sadece location'dan yalnız şöyle yanaştıralım. Diğerini de biraz daha sağ tarafa alabiliriz. Şu şekilde. Öbür tarafa da yapalım madem. Bir tane orada ortaya koyalım. Karşı duvara tıkladım. Merkezine koy dedim. Şu anda hazır. Render kısmına geçiyoruz. Işıklandırma için en kolay yolu arka plana bir resim koymak. Onu koydum.
Şiddetini istersek biraz arttırabiliriz. Nereden? Şuradaki T'ye bastığımız zaman sol menü açıldığında orada Word kısmına giriyoruz. Strength değerini birden mesela 3'e çıkartabiliriz. Böylelikle daha parlak bir görüntü olmuş olur. Duvarlara da bir materyal verebiliriz. Onu da interior materyalsten, plastik kısmından şu materyali kullanalım. Şu anda pencereler hazır. Eğer fazla iç tarafa çıkıntı yaptığını düşünüyorsak, onu yine orijinal dosyada, yani bu pencerelerin orijinal dosyasında ayarlamamız mümkün. Şöyle biraz daha yandan bakalım. Evet, bir de o sadece yaptığımız çerçeve kalınlığını deneyelim. Pencerelerden bir tanesini seçtim. Sağ butona bastım. Prompts kısmından çerçeve kalınlığı burada. Onu bakın değiştirdiğim zaman çerçeve kalınlığını bu şekilde arttırabiliyoruz veya azaltabiliyoruz. Eğer ters yöne gidersek bu sefer de diğer tarafa doğru genişletebiliyoruz. Böylelikle Flute Designer'da bir pencereyi, basit bir pencereyi tasarladık ve bunun duvarda bir kendi alanı kadar delik açabilmesi için yapmamız gereken işlemi de incelemiş olduk. Burada duvar ince olduğu için dışarı doğru çok çıkıntı var gibi gözüküyor. Onun yolu, duvarı seçtikten sonra onun kendi menüsünde Dimension Z değerini, hangi tarafı olduğunu bulmam lazım. Şöyle bakıyoruz. Materyalde daha kolay olabilir. Materyale geçiyorum. Duvarın Dimension Z değeri değilmiş, Y'ymiş. Y yönündeki dimension'ını pencerelerin çıkıntısını azaltacak kadar arttırıyoruz ki zaten şu anda 27 santim oldu. Normalde 25 santim veya 30 santim olması normaldir. Tekrar render kısmına dönecek olursak. Evet, bu şekilde bu dersin de sonuna geldik. Hepinize iyi günler.